Çok Acaba Amerika Birleşik Devletleri burada neyi filanlıyor? Onu da sayın Naim Babiroğlu'na sormak lazım. Efendim yeniden hoş geldiniz bu arada. İyi yayınlar diliyorum Mehmet Bey. Teşekkür ediyorum. Mehmet Bey şöyle başlayabiliriz. İbni Haldun'un ünlü bir sözü var der ki: "Geçmiş geleceğe suyun suya benzediğinden daha fazla benzer der." Biz buna tarihte ne diyoruz? Tarih tekerür eder der. Hatta deriz ki tarih tekerrürdür derler. İbret alınsaydı hiç tekerrür eder miydi tarih diye de bir sözümüz var. Bundan hareketle biraz önce İkbal Bey'in söylediğine katılıyorum. Tarih tekerrür ediyor. Biliyorsunuz 1979'da Sovyetler Birliği o zaman dönemin Afganistan hükümeti tarafından davet edilmişti. Ama bu daveti hazırlayan koşulları ABD istihbarat örgütü CIA yapmıştı, kışkırtmıştı Sovyetlere yani adeta kışkırtmıştı, teşvik etmişti Afganistan'a girsin diye. Derken 24 Aralık 1979'da Sovyet askerleri tanklarıyla beraber Afganistan'a girmeye başlayınca Geceley'in dönemin e, başkanı Carter'dı, ABD başkanı. Onun ulusal güvenlik danışmanı, hepimizin tanıdığı ünlü Brezinski. Brezinski uyandırır sabaha karşı başkanı uykusundan ve der ki Sayın Başkan Sovyetler girmeye başladı Afganistan'da. Zaten bekliyorlardı ABD'liler. Vietnamlarını yaşamaya hazırlanıyorlar der. Meşhur sözünü söyler. Çünkü 6 ay önce Carter El-Kaide'nin tohumunu atmıştı zaten. Buna benzer belgeleri imzalamıştı. Sovyetlerin girmesinden sonra orada oluşturulacak radikal cihatçılarla unsurlarla Sovyet askerlerini yenme planını zaten 6 ay önce imzalamıştı. Dolayısıyla Sovyetler gerçekten orada kaldı. 10 yıl sonra çekildi. Çekildikten sonra biraz önce İkbal Bey'in söylediği gibi 50 bin askerini bıraktı geride ölü ve yaklaşık 60 milyar dolardan fazla parayı da gömdü ve Sovyetler İmparatorluğu çöktü. Şimdi tarih tekerrür ediyor. Şimdi ABD ve so çöktü derken bir boşluk oluştu. İç savaş yaşandı. Taliban ortaya çıktı. 2001'de de biliyorsunuz dönemin ABD Başkanı Bush 10 bir saldırılarından sonra terörle savaş stratejisi gereği Afganistan'a Taliban'a savaş ilan etti. Ve Taliban'a savaş ilan ettikten sonra neden savaş ilan etti? Çünkü Taliban hem Afganistan'ın kontrolünü sağlıyor hem de Usama Bin Laden'i koruyor. Yani El-Kaile'de ile ilişkileri var. Dolayısıyla savaş ilan etti. Ve 2001'den bugüne kadar ayrıntılara girmeyelim. ABD ve NATO 130 bin, 150 bin askere kadar 2010'larda çıkardılar güçlerini. ABD 100 bin askere çıkardı. Bu arada Sovyetler 1979-89 arası 600 bin askerinin oraya bastı. 600 bin askeri oraya bastı. Onu da söyleyelim. Dolayısıyla ABD 20 yıl sonra çekiliyor. Soru şu. ABD bu kadar stratejik önemdeki bir coğrafyadan niye çekiliyor? O zaman çeşitli seçenekler, senaryolar var. Bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Durum değerlendirmesi sonucunda evet ABD 2 trilyon dolar, dolardan daha fazla para harcadığı işte kendi kaynaklarına iki göre 2500 kaybı var ama bana göre daha fazla. Peki niye bu kadar stratejik coğrafyayı terk ediyor? NATO üyeleri var çünkü orada. NATO mekanizmasını kullanıyor. Birçok NATO üyesi ülke ve NATO'yu destekleyen ülkeler var Türkiye gibi. Şundan tarih tekerrür ediyor. 1979'da nasıl El-Kaide'nin tohumlarını atıp daha sonra Afganistan'ı El-Kaide'ye teslim etti. Ardından 1994'te Taliban ortaya çıktı. Ona teslim ettiyse o şartlar. Şimdi ABD Taliban'a terk ediyor. Taliban'a Afganistan'ı terk ediyor. Neden terk ediyor? Şundan irtibatı kurmamız lazım. Biliyorsunuz biz hiç Suriye'deki İdlib'i konuşmuyoruz. Afganistan'la İdlib, Suriye'deki İdlib arasında ne ilişki var diyeceksiniz Mehmet Bey. Çok yakın ilişki var. Neden? Biraz önce hatırlarsanız tarih tekerrür ediyor dedim. Kartur döneminde 6 ay önce, Sovyetlerin girişinden 6 ay önce El-Kaide'nin er doğumunu atmıştı belki. Şimdi 8 ay önce yani bu kararından Ekim 2020'de ABD aslında çok önemli bir adım attı. İdlib'teki Suriye, İdlib'teki Türkistan İslam Partisini terör örgütü olarak kabul etti. Yani Rusya'nın, Birleşmiş Milletler'in, Türkiye'nin, ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği Doğu Türkistan'ın, Çin'deki Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için savaşan İdlib'teki Suriye yönetimine karşı savaşan Türkistan İslam Partisini terör örgütü listesinden 2020 Ekim'de çıkarmıştı. O zaman biz. Ekim 2020'de Türkistan İslam Partisi'ni terör örgütü listesinden çıkarmayı şöyle yorumlamıştır. İdlib'de açıkça onlara yardım etmek için Suriye yönetimine karşı daha fazla e, inisiyatif sağlamak için. Fakat şimdi durum ortaya çıktı. Bu Türkistan İslam Partisi savaşçılarını, tırnak içinde savaşçılarını Afganistan'a taşıyor. Nereye taşıyor Afganistan'ı? Afganistan'la Çin sınırındaki bir vadi var. Vahan koridoru dediğimiz bir vadi var. Uygur bölgesisinin Vahan koridoruna taşıyor. Böylece Afganistan coğrafyasını Türkistan İslam Partisi, Taliban, El-Kaide türevi örgütler, IŞİD, DAEŞ, buna benzer örgütlerle istikrarsız duruma getirerek Çin'de, Çin'in sınırındaki istikrarsız yaratmak ve Çin'in bir yol bir kuşak projesini, bir yol bir kuşak projesinin önüne Afganistan'da set çekmek, Rusya'nın eski coğrafyası olan kuzeyde Tacikistan, evet. Özbekistan, Türkmenistan, güneyde efendim Pakistan ve doğuda İran ve Çin bu bölgede de bu komşulara da istikrarsız bu coğrafyada terör üreten bir coğrafyaya dönüştürerek bu bölgeyi bataklık haline getirmek. Böylece aslında ABD çok ucuz maliyetle Çin'in gücünü önlemek için bir yol bir kuşak projesini engelliyor. Hadise budur. Orta Sayın budur. Babiroğlu. Bir evet. diğer taraftan da aslında sizinle sohbet ettiğimiz sırada, sizin düşüncelerinizi aktardığınız sırada evet. Bagdam Havalimanı Amerika Birleşik Devletleri'nin 20 yıldır Üst olarak kullandığı noktadan görüntüler de ekrana taşıyor arkadaşlarımız. Doğru. O görüntülerde çok çarpıcı noktalar var. Yani şöyle ifade etmek Doğru. lazım. Baktığınız zaman e, toplanılmış, evet Amerika askerleri orayı terk ediyor, ayrılıyor. Ama e, siz de çok daha iyi bilirsiniz. E, savaş bölgelerinde e, bir bölgeden çekilirken geride birçok şey bırakılır. E, ve e, bıraktığınız noktalar da biraz da karışıktır askerlerin bıraktığı noktalar. Hava üstünde böyle bir görüntü var. Oradaki e, bilgisayarlardaki, e, bilgisayarların e, bilgi depoları sökülmüş, yerlerinden alınmış. Etraflarda su şişeleri, e, masalar e, dağılmış bir durumda e, bir hava üssü var. Ne, neden böyle bir hızlı çıkış oldu bu bölgeden? Evet. Bagdam üssü sizin de belirttiğiniz gibi ABD'nin Afganistan'daki ana karargahı ve Afganistan'da düzenlenen bütün operasyonların da planlandığı ve sevk ve idare yönetildiği yer. Dolayısıyla Bagram Hava Üssü Kabil'in kuzeyinde biliyorsunuz. 45-50 kilometre uzağında. Çok stratejik bir yer. Şimdi burada ABD gece aniden Afgan görevlilerine, Afgan, Afgan askeri yetkililerine haber vermeden, onlara devretmeden ve onlara haber vermeden gece çekildi. Sonra Afgan güçleri, askerleri sabahleyin birkaç saat sonra ABD'nin çekildiğini kendi kendilerine öğrendiler. Ve orada öyle bir durum var. Neden? Çünkü Taliban ilerliyor. Buradaki, burada artık ABD 30 Ağustos yani Ağustos'un sonunda tamamen çekilecek. Bu şunu gösteriyor. Baddam Hava Üssü'nün bu şekilde Afganistan askerlerine bile devretme ihtiyacı duymadan. Çünkü bizde sistem şöyle olur askeri sistemde. Kime devredeceksiniz bunu? Afganistan hükümetine, Afganistan askerlerine. Madem onları savunuyorsak güven o zaman onları devrederiz ve onların bazılarını devrederiz, bazılarını tahrip ederiz, bazılarını taşırız. Şimdi onlara da haber verme ihtiyacı hissetmeden terk et. Neden? Çünkü Taliban'a terk ediyor. Bölgeyi Taliban'a terk ediyor. Bölgeyi terk eden de NATO üyesi olan Türkiye diyor ki, Türkiye efendim Kabil Havaalanı'nı koruyorsunuz böyle devam edin Türkiye ile işbirliği sonucu. Şimdi Türkiye'nin önünde gerçekten çok önemli bir karar var. Bu karar tabii Türkiye'nin evet. geleceğinde yani Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından da çok önemli. Belki biraz sonra onu konuşuruz ama şunu unutmayalım. ABD tarihi tekerrür ediyor. Nasıl El-Kaide'yi dünyanın başına bela etti, kendi başına bela etti? Nasıl daha sonra Taliban'ın ortaya çıkmasına bela etti? Bu arada en fazla zararı kim çekti biliyor evet. musunuz orada ee, Mehmet Bey? Bu çok önemli. Şimdi Pakistan. bu noktada hocam bir de askeri noktası var. E, hocam, e, Sayın Babiroğlu, e, şimdi evet. sınırlar ele geçiriliyor İran e, tarafında. Aynı zamanda bazı e, Afgan hükümetine bağlı askerler de İran'a da sığındı tabii bu sırada. Geçtiğimiz haftalar süresince de yine Afgan askerler Kuzey'de de e, farklı e, ülkelere de sığındı. Bu sınırların ele geçirilmesi neyi ifade ediyor? Bu, bu çok önemli. Şöyle, çünkü sınırları ele geçirdiğinizde ülkenin kontrolünün ele geçirilmesi için çok önemli bir e, kilometre taşını elde ediyorsunuz. Neden? O ülkeyle olan bağlantınızı kendiniz sağlıyorsunuz. Dolayısıyla e, ABD'nin 20 yılda yaklaşık 200 bin Afgan gücünü, askerini eğittiği durumu var istatistik olarak. Demek ki ABD'nin ettiği bu askerler sınırları bile, gümrük kapılarında nöbet tuttukları sınırları bile silahlarını terk ederek Taliban'a terk ediyor e, ve nereye geçiyorlar? İran'a ya da Tacikistan'a sığınıyorlar. Bu şu demek, Taliban demek ki çoğu yerlerde şu ana kadar Taliban'ın ciddi bir refleksini, ciddi bir çatışmasını hiç görmedik Taliban'a karşı. Silahlarını terk edip diğer ülkeye sığınıyor. Bu önemli, önemli. Zaten Taliban yönetimine göre diyor ki biz ülkenin %80'ini kontrol ettik. E biz diyelim ki ülkenin %70'ini kontrol ediyor. Bu şu demek, ABD aslında bunu 2-3 hafta önce söyledi. ABD'nin erken çekilmesinin nedenlerinden biri de bu. Evet Taliban'a terk ediyor ama... ABD şunu kesin biliyor. Bir, Afganistan iç savaşa doğru sürükleniyor. Nokta. İki, Hocam Afganistan iç Halibar... savaşa sürükleniyor diyorsunuz ya orada acaba şu anda Afganistan aslında iç savaşta diyemez miyiz? Ha bu çok iyi. Çok güzel bir soru Mehmet Bey. <laughs> evet Afganistan iç savaşta ama o zamanki bizim benim kastettiğim iç savaş artık tamamen içerideki diplomatik temsilcilerin olmadığı. Suriye'nin 2015'ini hatırlayalım Suriye'nin. Bütün diplomatik temsilcilerin taşındığı, havalimanlarının çalışmadığı, hiçbir ülkenin uçağının inmediği. Türkiye'nin olarak ile dillendirildi irtibatın değil mi hocam o zaman? Yani Türkiye evet. ile irtibatın hiç olmadığı, bütün sınır kapılarının kapandığı ve orada artık terör örgütlerinin, radikal unsurların kendi bölgelerinde, değişik yerlerde kendi bağımsızlıklarını ilan ettiği bir durumu kastediyoruz biz iç savaşı onu kastediyoruz. Ama şu anda da elbette iç savaşın adımları atılıyor. Bir de ABD şunu dedi istihbaratı. Bir de Orgeneral Miller var. ABD'deki ABD Kuvvetleri Komutanı orada görev yapan dört yıldızlı Orgeneral dedi ki Afganistan iç savaşa doğru sürükleniyor. Güvenlik endişesi hepimizi endişelendirmeli ve Taliban güçleniyor. Taliban 6 ay içerisinde Afganistan'ın yönetimini ele geçirebilir. Şimdi biz bu durumdayız. Durum bu ve durum bu ama ortaya çıkan tablo İran sınırındaki üç kapının ikisinin Taliban tarafından ele geçirmesi, Tacik sınırındaki kapının ele geçirmesi, oradaki askerlerin hiç çatışmadan silahlarını terk ederek gitmeleri şunu gösteriyor. Gerçekten Taliban aslında umulandan daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Ama şunu unutmayalım. Biraz önce Rusya ile İran faktörü vardı, çok güzel açıkladı İkbal Hoca, İkbal Bey. Şimdi şöyle bir durum var. Suriye'de Mehmet Bey Astana süreci var. Peki Astana sürecinin 3 aktörü kim? Türkiye, Rusya, İran. Şimdi dikkatinizi çekiyorum. İstanbul konferansı yapılacaktı. ABD ile Türkiye anlaştı. Türkiye çok istekli. Ramazan ayına gelmişti. O dönemde. Evet, Nisan, Nisan, Nisan 2021'de İstanbul'da Taliban'la Afganistan hükümeti arasında Türkiye ev sahipliği yapacak. Taliban reddetti. Peki 3 tane Astana üyesi ülke Türkiye, İran ve Rusya. Taliban bugünlerde geçtiğimiz hafta bir Moskova'da ve Tahran'da Afganistan güçleriyle onların ev sahipliğinde Rusya'nın ve İran'ın ev sahipliğinde toplanmayı görüşmeyi kabul etti. O zaman şu demek. Türkiye aslında Afganistan şu anda sadece Afganistan değil Türkiye için. Afganistan Türkiye ve Rusya ve İran için hem Suriye demek Rusya ve Türkiye için aynı zamanda Libya demek. Neden? Şimdi burada Rusya ve İran'la İran'ın taleplerine, isteklerine evet diyen Taliban var ama Astana sürecinin üçüncü üyesine hayır diyen bir Taliban var. İranlar Rusya'da Türkiye'nin oradaki askeri varlığını aslında istemiyor. Peki istemiyor sonuç ne olacak? Sonuç şu olacak. Türkiye ile Afganistan'da Türkiye ile Rusya nasıl Libya'da Türkiye ile Rusya karşı cephedeyse, eğer Türk askeri kalırsa Afganistan'daki durum Türkiye ile Rusya karşı cephede olacak. Neden? Türkiye en azından NATO'yu temsil eden bir ülke, bir de ABD ile işbirliği yaparak kalıyor. Bir de eğer kabul edilirse ABD'nin lojistik, ABD'nin harekat, ABD'nin istihbarat desteğiyle NATO'nun da ekonomik kaleminin kullanılarak, bütçesinden giderleri kullanılarak kalan bir ülke oluyor. Sayın oldu. şu evet. sırada ekranınızı da görebiliyor musunuz aynı anda? Evet, görüyorum. Şimdi oradaki görüyoruz. fotoğraf benim için dikkat çekici bir fotoğraf. Siz nasıl değerlendireceksiniz? Amerika Birleşik Devletleri Bagdad hava üstünden ayrıldıktan sonra Afgan askerler sabah sürprizle karşılaştı. İşte boşluk vardı karşılaştı. ve bir hatıra fotoğrafı çekilmiş bir Afgan askerini de görüyoruz burada. Ee, bu şu anlama geliyor değil mi hani e, Afganistan'da o kadar eğitim verilmesine rağmen bir diğer taraftan lojistik desteğin askerlere ulaştırılmaması orada bir e, yöne, askeri anlamda yönetim boşluğu mu var da bu rahatlıkla fotoğraflarda geliyor elimize ulaşıyor e, kesinlikle öyle diyebiliriz yani ABD ve NATO öyle diyelim özellikle ABD 20 yılda eğitimden bir ürün elde edememiş zaten ABD'nin 34. başkanı var Eisenhower. Tarihe gitmek gerekirse tekrar arkalarında arkalarında çöpten başka, çöküntüden başka bir şey bırakmadılar der Eisenhower. Evet. Çekildiklerinde arkadan çöpten, çöküntüden başka bir şey bırakmadılar der. Şimdi ABD'nin serüveni bu. Bakın Afganistan'da çekildi, Afganistan enkaz halinde. Suriye'de enkaz halinde, Libya'da enkaz halinde, Filistin enkaz halinde. Dolayısıyla arkalarında bu şekilde harabeden başka bir şey bırakmadı. Onu bir kere altını çizelim. Ama ABD bunu bilinçsiz yapıyor değil. ABD kendi ulusal güvenliğini, kendi ulusal çıkarları için bunu yapıyor. Biraz önce söylediğim gibi Çin'e, Çin'in e, önleyemediği ekonomik yükselişini, önleyemediği askeri gücünün yükselişini e, Afganistan üzerinden, Güney Çin Denizi üzerinden işte Hindistan'la, Avustralya Japonya'yla diğer ülkelerle irtibat kurarak NATO'yu ve Avrupa Birliği'ni bir mekanizma olarak kullanarak hı hı. bunu sınırlandırmaya çalışıyor. Hı hı. Onun ulusal politikasından başka bir şey değil. Ama şunu unutmayın. ABD, ABD sözde, tırnak içinde söylüyorum, bakın bitiriyorum. Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de, Libya'da özgürlük getirecekti. Özgürleştirecekti oradaki insanları. Demokrasi getirecekti o amaçla çıktı. Şimdi geldiğimiz duruma bakın. 20 yıl sonra Afganistan askeri kendi güvenliğini sağlayamıyor, sağlayamıyor. Kendi sınır kapısının güvenliğini sağlayamıyor. Libya çökmüş bir devlet. Afganistan çökmüş bir devlet. Suriye yönetimi ayakta kaldı ama yüzde %40'ı ABD'nin işgali altında. Bunu görüyoruz. O zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Evet. Yani Astana sürecinde üç tane aktör var. İran, Rusya ve Türkiye. Fakat Astana sürecinin bir tane aktörü İran'ın yaklaşık 950 kilometre sınırı var Afganistan'la. Çok yakından ilgilendiriyor. Ama bir şey daha var. Türkiye en çok zarar görecek ülkelerden biridir. Neden? Çünkü İdlib'i biraz önce anlattım hatırlarsanız. İdlib'deki o Türkistan İslam Partisi heyeti Tahrir Şam'ın terör örgütü listesinden ABD tarafından çıkarılması Afganistan'a taşım. Bu ne olacak biliyor musunuz? ABD İdlib'i Küçük Afganistan olarak görüyor. Oraya dönüştürdü. Evet. Peki İdlib nedir Türkiye için? Mehmet Bey İdlib Türkiye için 130 kilometre sınırı bulunan bir coğrafya. Dolayısıyla orada radikal gruplarla bulunması, küçük Afganistan ABD'nin dönüştürmesi PYD, PKK terör örgütü Türkiye için önemli bir tehdittir. Ama bu radikal unsurlar İdlib'deki unsurlar da ABD'nin bu hareketiyle oldukça önemli bir tehdit olarak ortaya çıkıyor. Son... Ee, siz biraz önce sordunuz. Son olarak son bir dakikam sizden de ee, ...Afganistan'da Kabil Havalimanı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığının devam edip etmeyeceği düşüncesi e, olursa ne olur olmazsa ne olur sizden dinleyelim. Evet, şimdi şöyle bir gerçeği ortaya koyalım. Demek ki Afganistan savaşa doğru sürükleniyor. İki, e, Taliban güçlenecek ve 6 ay içerisinde veya bir yıl içerisinde yönetimi ele geçirip İslam emirliğini kuracak. Böyle bir gerçek var. ABD istihbarat kaynağı. Bir soru daha sorulabilir. ABD bu kadar zenginken e, yıllık bütçesine 750 milyar dolar harcarken neden özel asker madem asker kaybetmek istemiyor özel askeri şirketin orada bulundurmuyor sorusu anlamlı neden çekiliyor tamamen biraz önce söylediğimiz proje o halde Türkiye ABD ile görüşerek neden orada kalıyor bu ortamda bir Türkiye elbette dostane tarihi ilişkilerimiz var. Büyük Atatürk'ten kalan evet. çok ilişkiler var Afgan halkıyla ama şu anda durum değişmiş. Şu anda Taliban Afganistan halkının, Afganistan hükümetinin düşmanı olan Taliban yönetimi evet. ele geçiriyor. Yani Afganistan halkı yönetimi ele geçirmiyor. Dolayısıyla bu, bu ortaya çıkan durumda Türkiye orada kalmayı şu şartlarda yapmalı. Bir. Dayım Baviroğlu, kısaca hemen alırsan e, ziraat süremiz sona erdi. Taliban hemen, hemen, hemen söylüyor. Taliban orada Türkiye'nin, Türk askerinin orada kalmasını talep etmeli Afgan hükümeti gibi. İki, evet. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve ABD'nin evet demesi lazım. Neden? Çünkü Rusya hayır diyor. Çin de hayır diyecektir. O zaman Rusya da evet demeli, Türkiye'nin kalması. İkinci şart şu. 3. Bütün ekonomik giderler. Oradaki evet ABD, NATO tarafından karıştırılır mı? ABD'de de istihbarat, harekat, buna benzer destek sağlamalı. Bunun dışında Tabii eğer bu oldu. şartlar bunun dışındaki tüm gelişmeleri sizden almaya devam evet. edeceğiz. Zira değerli bilgileriniz, tamam. katkılarınız Kabul için çok teşekkür ederim. ediyorum. Sağ